Antik Persler deyince hemen Ahameniş İmparatorluğu akla gelir değil mi? Bu imparatorluktaki inanç sistemi ise Zerdüşlüktür. Zerdüşlük Büyük Kiros tarafından Ahameniş İmparatorluğunu kurduğunda ve sonra Med İmparatorluğunu, Yeni Babil İmparatorluğunu ve Lidyalıları ele geçirdiğinde yaygınlaştırılmıştır. Oğlu Kambises ise Mısır'ı ele geçiriyor. Zerdüşlük inancı Zerdüştün öğretileri üzerine kurulu. İsme yakından bakarsak Zerdüştlük aynı zamanda Zoroastrianizm olarak da bilinir. Zoroastrian kelimesi Zerdüştün Yunanca adı olan Zaratustra'dan gelmektedir. Zerdüştlük en eski dinlerden biri ve halen mevcut olan bir din arkadaşlar. Yani insanlar hala Zerdüştlüğe inanıyorlar. Hala Zerdüştlüğü takip eden insanlar var. Bu dinin ne zaman ortaya çıktığı ile ilgili ise bazı tartışmalar var. Çoğu kayıtlara göre yaklaşık 3.500 yıl önce yani yaklaşık milattan önce 1.500 civarlarında bu başlamış öyle bir din ve bazı kayıtlar ise Zerdüştün milattan önce 600 ya da 700'lere dayandığını yani büyük kilosa biraz daha yakın bir dönemde ortaya çıktığını düşünüyor ve bunu iddia ediyor. Bu din Zerdüştün öğretileri etrafında şekilleniyor. Zerdüşlük ile beraber dünyadaki ilk tek tanrılı dinlerden birinin kurulduğunu söyleyen bazı düşünce akımları da vardır. Zerdüş inancında e, bu tek tanrı Ahura Mazda'dır. Bunu bir yazalım. Ahura Mazda. Ahura Mazda'nın insan biçiminde olmadığı düşünülüyor. Hatta insanın zihni Ahura Mazda'yı tamamen tasavvur bile edemez diye düşünülüyor. Ama yine de kısaca bu dine göre tek tanrı Ahura Mazda. Ahura Mazda fikri ile bağlantılı olarak birçok insan zerdüşlüyü dualist yani ikili bir inanç olarak görüyor. Dualist inanç birbirini dengeleyen güçlerin olduğu anlamına geliyor. Örneğin karanlığa karşı aydınlık ve kötülüğe karşı iyilik gibi. Buradaki ana fikirlerden ya da sözcüklerden biri de aşa ve duruç düşüncesi. Aşa, ilkeli, dürüst ve düzenli olmayı, Duruç ise bunun tam tersi yani ilkesiz ve sahtekar olmayı ve kaosu ifade eder. Yani zerdüştlükte dünyadaki bu dualist nitelikleri daha iyi anlayabilmek ve insanlığın iyinin, ışığın, düzenin, ilkelinin ve dürüstün tarafında olmasını sağlama düşüncesi vardır. Burada zerdüştlüğün temel simgesini görüyorsunuz arkadaşlar. Buna faravahar deniyor. Bu simge evrenin insanlıkla olan bağlantısını gösteriyor bize. Mesela burada bir insanın tasvirini görüyorsunuz ve kanatlarının üç katmanı zerdüştlükteki üç önemli düşünceyi tasvir ediyor. İlk katman iyi düşünceler, ikinci katman iyi sözler ve buradaki üçüncü katman ise iyi eylemler. Ve düşündüğünüzde bu aslında çok mantıklı. İyi düşünceler iyi sözlere dönüşür, bunun sonucunda da iyi eylemler meydana gelir. Burada kuyrukta yer alanlar ise kaçınılması gereken şeyler. Kötü düşünceler, kötü sözler ve kötü eylemler. Bu dualizm fikriyle paralel olarak özellikle de ışığa olan hayranlığı düşünürsek ateş, zerdüşt inancında çok önemli bir yere sahip. Hatta bir zerdüşt tapınağını ziyaret ederseniz ebedi bir ateş görürsünüz ve bu ateş günde beş kez beslenir. İnancın bir diğer önemli unsuru da sudur. Zerdüştlerin kutsal kitabı Avesta olarak bilinir. Avesta, Avesta dili olarak bilinen bir dilde yazılmıştır. Avesta dili denmesinin nedeni de Avesta'nın yazıldığı dil olması. Bu dil antik Sanskritçe ile yakından bağlantılı ve bu nedenle antik Hinduizm ile Zerdüşt'ün geliştirdiği bazı düşünceler ya da kurucu fikirler arasında bazı bağlantılar var. Şimdi Zerdüştlükle ilgili gerçekten ilginç olan şeylerden birine gelelim. Zerdüştlük bugün nispeten küçük bir inanç ve dünya genelinde bu dinin mensubu olan insan sayısı 200 binden az. Ancak bu din bir zamanlar antik İran'ın devlet diniydi denilebilir. Milattan sonra 7. yüzyılın sonunda Persler İslamiyet'e geçtiğinde yurt dışında bir Zerdüş diasporası oluşuyor ve Zerdüşler özellikle Hindistan'a ve sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyorlar. Yine de halen İran'da Zerdüşlük inancını benimseyenler var. Zerdüştlerin halen devam eden bu inancının ötesinde dünyanın bazı büyük dinlerinde Zerdüştlüğün etkilerini görebiliyoruz. Ve burada bu zaman çizgisinde bazı önemli dinleri e, belirttim sizin için. Mesela burada mavi renkte olan Yahudilik ya da Musevilikte diyebiliriz. Kesik çizgi yapmamın nedeni ise bu dönemlerin kesin olmaması. Biliyorsunuz bu dinler zamanla gelişiyor, şekilleniyor ve yine zaman içinde daha çeşitli geleneklere sahip oluyorlar. Yani yaşayan bir organizma. Yine birçok açıdan Yahudilik üzerine inşa edilmiş olan Hristiyanlığı görüyorsunuz. Hazreti İsa peygamber de Yahudi bir kökenden geldi. Ahir dinler ya da üç büyük dinden sonra gelen İslamiyet'i de burada görüyorsunuz. İslam kendisinden önce gelen iki ahir yani semavi din olan Musevilik ve Hristiyanlığı tanır ve bu üç dinin bazı ortak noktalarda ortak fikirler paylaştığı da söylenebilir. Tabii ki bu durum bahsi geçen dinler arasında derin farklar olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Benzer şekilde her ne kadar Zerdüşlük erken Aryan halkının benimsediği inanç sistemine benzese ve köken olarak onunla bağlantılı olsa da kendisinden sonra gelen dinler üzerinde de etkileri olduğu söylenebilir. Ya da uzmanların bu şekilde yorumladıklarını söylemek daha düzgün bir ifade olur diyelim. Daha önce de belirttiğimiz gibi Zerdüştlük tek tanrılı bir din. Bu bile ilk bakışta semavi dinler ve e, yani onlarla olan benzerliğini akla getiriyor. Hatta Hristiyanlık üzerinde doğrudan etkisi olduğunu düşünen ilahiyatçılar da yok değil. İşte burada ünlü bir Hristiyan ilahiyatçısı John Bowker'dan bir alıntı görüyorsunuz. Dünya Dinleri adlı kitabında, melekler, dünyanın sonu, son yargı, diriliş, cennet ve cehennemin şekil ve özü zerdüşt inancından alınmıştır, diyor. Hristiyan inancına göre üç bilgi adam ya da üç kral denen üç müneccim, Hz. İsa'yı doğduğunda ziyaret ediyor. İlginç bir noktaya değineyim. Bu üç müneccime İngilizce'de maji deniyor ve büyü anlamına gelen majik yani magic dediğimiz ya da Fransızca'da da magic denir. Latin dillerine de geçmiştir. Bu magic kelimesi de buradan geliyor. Sebebi ise iddiaya göre zerdüşt elitler ve rahiplerin astronomi bilimlerinde çok yetenekli olması ve bu nedenle bazı insanların onları büyü yapabilme yeteneğiyle bağdaştırmış olması gösteriliyor. Zerdüştlüğün İslamiyet ile benzerlik gösterdiği noktalar olduğunu iddia edenler de var. Mesela Zerdüşlük'te kutsal ateş günde beş defa besleniyor. Yine Zerdüşler günde beş kez ibadet ediyorlar ve ibadetten önce kendini yıkamak ve temizlemek gibi ritüelleri var. Her ibadetten önce üç kez yıkanıyorlar. Bu da namaz öncesi alınan abdeste benzetiliyor. İşin aslı genelleme yapacak olursak birçok dinin ve inanç sisteminin farklı olduğunu ama paylaştıkları öğelerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Sonuçta Zerdüşlük, Büyük Kiros tarafından yaygınlaştırılan eski Pers inancına dayanıyor ve bugün bile canlı bir din. Ancak bu inanca mensup nüfus günümüzde eskisinden çok daha az. Diğer dinleriyle olan benzerlik ve farkları ise ayrı bir konu.